Afiyet olsun. Annemizi görüyor musunuz? Dolmaları götürüyor. Yiyecek tabii. Bunu uğraşmış, kendisi de yiyecek biraz. Ye anneciğim ye. Kendini yapmış gibi ye. Valla kendi dolmanızmış gibi yiyin ya. Yeriz yeriz Allah'ım. Peki üçüncü senemiz. Hem burada mutfakta şahit oluyorsun, görüyorsun. Hem o kadar yiyorsun. Bunca senenin yiyen insanısın. Hiçbir şey öğrenmedin mi bir tarif? Hiçbir bir şey çok hoşuna gidip de, ya her şey hoşuna gidiyor da. Dur şunu da ben yapayım da bir gün de şu ekip arkadaşlarıma ikram edeyim. Ben her şeyimi kendim yapıyordum ama bu program beni hazıra alıştırdı. Biz neredeyse var ya Konya'ya getirecekmişsek. Pidemize varıncaya kadar getirince yani, her tabii, şey. Ona da gün doğuyor. Bakayım pidenize şu Konya'dan gelen pide. Tırnak pideyi fırın kebabının altında kullanacaklarmış. Oo, tırnak pide. Evet. Fırın kebabı böyle birazcık herhalde tabii. İskender gibi oluyor tabii, değil mi? Tabii tabii. Arkadaşlar biraz kapıyı kapatın bari. Hem bunu soğuk esprileri. Biz kapı bacı açık çalışıyoruz. Bakın sunucunuz üşümeyi bile göze alıyor. Yeter ki burası havalansın. Bu arada espri bir tarafa, biliyorsunuz programımız geçen sezondan beridir pandemi kurallarına, Covid-19 salgınında yapılması gerekenlere uyan, harfiyen bütün kurallara, yasaklara mutabık kalan bir program. Bu program gerçekten de bütün önlemleri çarpı iki katı alan bir ekip olarak gurur ve mutlulukla sunarız programımızı. Sosyal mesafemizi koruyoruz, maskeler takılıyor, ateş ölçümleri yapılıyor. Hijyen zaten her gün evimiz ilaçlanıyor. Arkadaşlarımız bütün titizliği gösteriyorlar. Ben ve yapımcımız, eşim de, bütün ekibimiz de bu konuda son derece hassas ve dikkatliyiz. Bu villaya çekim ekibi dışında da yabancı, dışarıdan hiç kimse giremiyor. Onu da bir kez daha belirtmek istiyorum. Sözünüzü kesin. Bir haftadır buradayız. Gerçekten ekip elemanlarına çok teşekkür ediyoruz. Öyle. Çok güzel ilgilendiler. Saygılar yani. Özellikle çok güzel ilgileniyor. O birazcık bayağı üstümüze yani gelecek gibi sanki ama bakalım. Sağ ol. Evet, çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. Ben bir şey merak ediyorum. İliz Hanım'dan ne haber? Zuhal Hanım, dün neler oldu neler? Neler oldu? Zaten olan oldu ben oradaki. Daha da bir şey daha mı oldu? Filiz Hanım dün çılgına döndü. Hatta gelini Ezgi ile bile tartıştı. Aa! Hatta bana miksercim ben yarın programa gelmiyorum dedi. Gerçek mi? Gerçekten öyle dedi. Gelini de anneciğim gideceksin. Oo! Ezgi de çok kızgındı Zuhal Hanım. Kızgın olsa ama yani menü güzel olursa hiçbiri vermeye hakkı yok ya. Eksik olmasa zaten veremezler. Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Canım isteyip de verdim demekle olmuyor. O zaman ben de lezzetli olsa bile benim de canım istedi deyip de aynı puanı verebilirim. Onların vicdanları böyleymiş. Ben de o vicdansızlığı yapabilirim. Hakkımı da yedirmiyorum kimseye. Misafirlik bitti, şu anda bende sıra. O gelinin saygısızlığı gerçekten... Sana da mı saygısızca geldi? Ya saygısızca geldi. Öyle mi? Ya hal ve hareketleri, davranış şekilleri hiç güzel değildi çocuğun. Psikolojik sorunlarım var acaba, onu da anlayamadım yani. Vallahi şimdi... tabii ki Filiz Hanım çok bilemiyorum yani, tabii ki yaşadıklarından sonra çok iyi hissetmediği belli kendini ama ben Ezgi'ye anlam veremedim. Yani evet bazı şeyler yaşanmış, çok da ağır şeyler yaşanmış fakat onu Ezgi'nin dile getirmesine o dile getirmedi ama ben yani Filiz Hanım bugün gelecek mi gelmeyecek mi, gerçekten ben de şimdi şaşkınlık içerisindeyim yani bu aldığım bilgiden sonra. Diskalifiye olacaklarını hatırlatıp uyardık Zuhal Hanım. Zaten yarışmada bir iddiam kalmadı. Gelirsem de büyük olay olur dedi. Ne yapacağız? Gelsin. Nasıl geçecek bu iki gün? Ben çok merak ediyorum. Ama biz İnşallah. Bakın biz çok yardımcı olmaya çalıştık. Biz de ağladık, biz de üzüldük. Ya İnsan olarak üzüldük. Zaten... Kim olursa olsun aynı tepkiyi verir. Ama biz zaten, hele ben çok hassasımdır bu tür konularda. Hah, geldi mi Kübra? Hoş geldin. Süperliğini de takma. Vay vay vay. Ya. Ondan sen bu kadar bekledik seni. Şu uyuma bak. Lila renkleri çok güzelsin. 2,5 saatini başlattım. Kolay gelsin sevgili. Tamam, hemen başlıyorum. Ben dün mutfağa izin istemeden girdim. Evet. İzin isteyip girmek istemedim. İstemeden girdim. Görmek istedim. Ama girdiğimde ağır tepkiyle karşılaştım. Özellikle gelin hanımdan. Bana işte bunu niye böyle yapıyorsun, niye yetiştiremedin, şimdi yapıyorsun sorduğumda canım öyle istedi diye bir cevap verdi. Hani o cevap bana çok farklı bir cevap geldi. Öyle bir cevap beklemiyordum daha doğrusu. Hani şunu beklerdim, kusura bakmayın, özür dilerim, yetiştiremedim. O yüzden şu an şimdi yapıyorum diye. Ama girdim, zaten kayınlası da kızartıyordu. Ona da niye sen yapıyorsun dedim. O da ben yapmıyorum dedi.
Hatta gözümle gördüm. Masada dedim ama inanmadı. Yani inandıramadım. Yapmadım da yapmadım diye inat etti. Bakalım Filiz Hanım ve gelini Ezgi yarışmaya devam edecekler mi? Filiz Hanım gelmeyi düşünmüyorum demiş. Zuhal Hanım, Filiz Hanım'la Ezgi o kadar gerilmişler ki otelde kaldıkları odaları ayırmışlar. Aralarındaki gerginlik devam ediyormuş. Eyvah eyvah. Tartışma çıkmış o zaman. Ay bakın dün çıkmış zaten gelin kayınvalide aralarında tartışma. Evet. Onlar niye tartıştılar? Ben ona Filiz Hanım savunmadı diye mi acaba? Evet Zuhal Hanım. Filiz Hanım gelininin çok konuştuğunu düşünüyor. Öyle mi? Ezgi kayınvaliden beni savunmadı derken Filiz Hanım da çok konuştu diyor. Olayın diğer olaylarla alakası olmadığını şimdi anladık. Yani yemekler beğenilmeyince... Konuşmayla alakası yoktu bence. Benim gelinim de konuşur ama... Yani yerli yerisiz herkes konuşma şeyini bilebilir yani. Şimdi dün benim hoşuma gitmeyen şöyle bir şey oldu. Rabia Hanım bakın kayınvalidelerin mutfağa girme hakkı var nokta. Herkes girebilir ama izin isteyerek. Çünkü bu mutfakta yemek pişiyor. Formatımız gereği herkesin mutfağına girme hakkı var sevgili izleyenler. Siz de kızıyorsunuz bazen niye giriyorlar diye ama böyle bir hakları var. Formatımızda da yer alıyor bu. İsteyen mutfağa girip kontrol edebilir, soru sorabilir ama izin alarak. Ben dün Rabia Hanım'a ne dedim? Ben bir gidip bakmak istiyorum dedi. Servis biraz gecikti çünkü. Gidin ama Ezgi'ye sorun dedim. Şimdi izin istemeden girdiyse tabii ki sıkıntı. İzin istemeden girmeye hakkı yok. Fakat gelinimizin de canım istedi öyle yaptım deyince evet. O da daha fena başladı. Yani sizi ilgilendirmez der gibi yaptım. Maalesef orada o bir de spor muhabbeti falan. Ortalık karıştı ama ben de Ezgi'yi biraz agresif buldum. Bakın ben mutfağa girdim bakmak için. Perde pilavını kesti istediği gibi kalıp şeklinde çıkmadı. Dağılınca morali bozuldu. Bakın olabilir. Yapamadı, morali bozuldu, üzüldü. İyi eleştiriler gelmeyince, yemekler de beğenilmeyince tuzu biberi oldu olayın. Ama Ezgi de burada ben bırakıyorum. Çekmeyin, kapatın kameraları falan. Yani bakın bu bir program ve biz bakın ne kadar anlayışlı yaklaşıyoruz. Sizin görmediğiniz, şahit olmadığınız... birçok noktada biz tamamen destekçileriyiz buraya gelen yarışmacılarımızın. Her anlamda, her anlamda. Yani bizim kadar gelen konuklarını bu kadar iyi iddia ediyorum ağırlayan ve her konuda maddi manevi yardımcı olan bir program daha yoktur. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Hem ekibim hem biz. Biz o kadar anlayışlı ve yardımsever davranıp da kadın kendini iyi hissetmedi. Ki yaptığı hoş değildi masayı terk edip gidip bırakmak. Ne olursa olsun bir şey olmadı ki kimse ona bir şey demedi. Tamam iyi hissetmedi çıktı müsaade de ettik. Ama 5 dakika 10 dakika siz 10 dakika seyrettiniz o iş yarım saat sürdü. Aynen biz yarım saat masada bekledik yani kimsenin kimseyi bekletmeye hakkı yok yani. Yani bakın kayınvalide ve gelin olmadan biz neredeyse yarım saat. Tabii siz öyle seyredemezsiniz biz öyle yayınlayamayız ama yarım saat boyunca Filiz Hanım o masada yoktu. Dün ben nasıl gördüm çok. Değişik bir şeyler oldu yani. Ben anlamadım onu. Herkesin bir derdi vardır kendine göre. Ama olmaması lazım. Buraya yemek yemeye, eğlenmeye geldik. Hoş bir şey değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.